çocuklar. Bir kiracımız vardı. Her zaman kirayı geç öderdi. Bir sabah kapıyı açtım, karşımda ne görsem beğenirsiniz. Kadın kirayı birer milyonluk yaptırıp çıplak vücuduna yapıştırmış. Hüsnü'ye, gel bakalım al kiraları demez mi? Hüsnü amca ne yaptı peki? Aldı mı o paraları oradan? Elbette aldı. Allah'tan kadının üstünde kalan son 5 milyonu ben çıkarırken odadan dışarı çıktı. Yok, yani bizim apartmanımızda artık böyle şeyler olmuyor. Öyle mi zannediyorsun? Bu apartmanda oturanlar hakkında bildiklerimi söylesem aklınız durur. Yok beni teyzeciğim. Zaten bu hiç doğru olmaz. Şekerim Zeynepciğim, benim apartmanda oturan insanların özel hayatına çok büyük saygım vardır. Yani anlatsaydım bile isim vermeden anlatacaktım. O zaman olur tabii. 6 numarayla 11 numara arasında bir ilişki var. Merhaba kızlar. Merhaba Perihan teyze. Merhaba. Yine ne kaynatıyorsunuz? Biraz dedikodu yapıyoruz Yiğit. Canım, dedikodunun azı çoğu mu olurmuş? Hiç bana göre değil böyle şeyler. Benim yapacak daha önemli işlerim var. Nerede kalmıştık? 6 numarayla 11 numara karıştırıyor eminim. Bir saniye. Benim duyduğum başkaydı. Yani 6 ile 9 numara arasında bir şeyler var diye duymuştum. Hani sen dedikoduyu hiç sevmiyordun Yiğit'ciğim? Canım, bu dedikodu değil ki, bu gerçek. Tabii. Hem de sağlam bir yerden duydum. 15 numara söyledi. Sen 15 numaranın söylediğine inanıyor musun? 7 numaraya yaptıklarından sonra. 15 numaranın 7 numarayla bir ilişkisi mi vardı? Ve 12 numarayla da. Ben bunu bilmiyordum. 7 numara da bilmiyordu. Ben çayı getireceğim. Benim numaram gelince haber verin, tamam mı? Ben bakarım. Vay, merhaba Murat, gelsene. Yiğit, kardeşim, sana haberlerim var. Şok olacaksın. 7 numarada olanları duyduk koçum. Bu haber benimle ilgili. Neymiş? Tamam, sıkı dur. Tamam. Sıkı duruyorum, hadi söyle. Gelin geliyor abi, gelin geliyor. Nere? Nikah masasına. Evleniyorum abicim, evleniyorum. Ne yapıyorsun? Evleniyorum. Bekarlar camiası Gözde bekarını kaybediyor. Ay, inanamıyorum. Murat, bu harika bir haber. Teşekkürler. Tebrik ederim Murat. Teşekkürler Perihan teyze. Peki kim bu şanslı kız? Adı Gaye. Nikah işlemleri tamamlanır tamamlanmaz evleniriz. Murat, yani sence de biraz erken değil mi? Yani bu kızı ne zamandır tanıyorsun sen? Ayrılıp barışmalar dahil mi? Evet. Yaklaşık 1 haftadır. İyi. Ben de yeni tanıştığını sanmıştım. Ya merak etme dostum. Çok doğru bir şey yapıyorum. Gaye çok özel bir kız. Güzel, zeki. Merhaba Murat. Merhaba Buket. Üstelik Gaye bana hayır diyen ilk kız. Buket, haberi duydun mu? Murat evleniyor. Sana hayır diyen bir kızla mı? Evet. Ben evlenmek için kızın evet demesi gerekiyor sanıyordum. Öyle dedi zaten. Hayır dedi dedin. Dedi. Anlamadım. Evet mi dedi, hayır mı dedi? Hem evet dedi, hem hayır dedi. Sonradan fikrini değiştirdi yani. Hayır, esas mesele de o zaten. Evet deseydi asla evlenme teklif etmezdim, asla. Ay, rüyamda görsem inanmazdım yani. Cihangir'in en hızlı delikanlısı Murat evleniyor. Ya Perihan teyze, nihayet evleniyorum. Seni şanslı maymun seni, gel. Nikah şahidim sen olacaksın. Ben mi? Evet. Gerçekten mi? Ya çok duygulandım. Benim balayına da götürecek misin? Ay. Bak bu çok iyi olur ha. Bir şoför bayağı işimize yarar. Murat, biz ne zaman tanışıyoruz bu Gaye'yle? Bu akşam. Evet. Harika. Peki nerede evleneceksiniz? Evlendirme dairesinde. Evlendirme dairesinde mi? Daha neler?
Nikah dediğin böyle özel bir yerde kıyılır. Nedir öyle o doktor muayenehanesinde gibi? Sen git yallah sıra ötekinde. Üstelik de yani senden evvel kıyılan nikahtan bir tanımadığın insan salonda. Canım öyle şey olur mu? Nikah daha güzel bir yerde kıyılmalı. Özel bir yerde mesela. Paranın gözü kör olsun. Olsa neler yapılmaz ki? Canım ben de sana anlaşanlı bir düğün yap demiyorum ki. Mesela dost arasında bir evde olabilir. Ama benim evim çok küçük Peran teyze. Topu topu 15 metrekare. Mesela bu ev olabilir. Murat. Bizde kuruş yok. Bizim evde olabilir. Ay ne harika buldum değil mi? Hüsnü ile paraları ödetiriz. Harika bir şey olur. Hüsnü amca bir şey demez mi? Demez demez. Ben Hüsnü'yü tanırım. O düğünlere bayılır. Sen beni tanımıyor musun kadın? Ben düğünlerden nefret ederim. Yapma Hüsnü. Kızın kimi kimsesi yokmuş zavallıcığım. Yani ikisi için bir hayır yapmış olacağız. Bizim sayemizde yeni bir başlangıç yapmış olacaklar. Şimdiki gençler nikahtan çok önce başlangıç yapıyorlar ya. Neyse. Dayan hayatıma. Ben düğünlere bayılırım. Düğünler beni hep ağlatır. Burada sen ağlamayacaksın ki. Ben ağlayacağım. Ha. Sen bizim düğünde bile ağlamadın. Tabii. Yapılan masrafları ben ödemedim de ondan. Şimdi anlaşıldı. Yine para meselesi değil mi? Anlamam lazımdı. Yani şimdi burada bir nikah nereden baksan dünyanın parası. Çiçek almak lazım, yiyecek almak lazım, içecek almak lazım. Toplasan 84 milyon TL. 84 YTL. 84 YTL'li. Çık çık şöyle 150 YTL'ye. Ben çocuklara söz verdim. Bu nikah bizim evimizde olacak işte o kadar. Bütün kabahat benim. Seni çok şımarttım, çok. Ya tabii bir elin yağda bir elin balda. Olacağı buydu. Senin ne ihtiyacın olduysa karşıladım kadın. O zaman bana niye yeni bir fırın almıyorsun? Fırına ihtiyacın yok ki. Doğru, haklısın galiba. Takımı bozmamak lazım. Takım mı? Ne takımı? Eski koca ve eski fırın. İkisi de geç ısınıyor. Şirin lokantada oturmuş. Böyle güzelce ayı seyrederken birden minik kuş bana o malum soruyu soruverdi. Ay. Minik kuş mu? Gayrı'nın bana taktığı çocukça bir isim işte. Öyle değil mi şekerpare? Şampanyalar geldi. Buyurun. Şampanya mı? Evet. Vay be. Hadi. Nikah şahidi dediğin işte böyle olur. Hadi bakalım. Şimdi gelin ve damat için içiyoruz tamam mı? Herkes kadehini aldı mı? Evet. Aldı. Murat ve Gaye'nin şerefine. Evliliğinize. Mutluluğunuza. Başarılarınızın devamına. Buket. Ha. İç artık. Pardon. Müsaadenizle. Ben yemeğe bakıp geliyorum. Hayatım. Ben de birazcık Yiğit'e yardım edeyim. Peki. Hoppa. Of. Ben geldim. Beni hatırlamadın değil mi? Hatırlamaz olur muyum? Sen salondaki kız. Lisede aynı sınıftaydık seninle. Öyle mi? Hı-hı. Sen o zamanlar böyle şişman, kalın çerçeveli gözlüklü, siyah saçlı bir kızın tam arkasında oturuyordun. Ha evet. Dur bakayım. Şişko dört göz derdik biz ona. Hı-hı. Adı neydi? Adı Ha Gaye. Evet o benim. Sıkı bir diyet yaptım. Lens taktım. Ve kumral oldum. Ben de kıpkırmızı oldum. biliyor musun? O zamanlar bayılıyordum sana. Öyle mi Şişko? Yani Gaye. Rüyamda sık sık seninle öpüştüğümüzü görürdüm. Yani çocukluk işte. Üzerinden çok uzun zaman geçti değil mi? Ya yok canım, daha dün geceydi. Dün gece miydi? Gaye, sen içeri gitsen daha iyi olacak galiba. Yani Murat benim en iyi arkadaşım. Tabii canım, onu diyorum zaten. Yabancı değil. Gaye, siz nişanlanıyorsunuz. Unuttun mu? Ay ben evleniyorum sadece, ölmüyorum ki Yiğit. Ayrıca şey diyorum, Murat çarşamba akşamları mesela bilardo oynamaya gittiğinde senle baş başa kalabiliriz. Bak bilardo bilmiyor ki. İşte biz de öğretiriz.
Şey, lütfen. Yalvarma hayatım, ne zaman istersen ya, yalvarmanı... Ya! Hiç... Oh! Git, bir şeye ihtiyacın... Kalk, kalk. Bir şey yok canım. Sen bir hayvansın. Sıçan. Yılan. Domuz. Tospa. Tospa mı? Bildiğim bütün hayvanları saydım. Yiğit, bunu Murat'a nasıl yaparsın? Murat'a yapmıyordu ki. Ya ikiniz de çenenizi kapatırsanız her şeyi açıklayacağım. Gaye ben asılmıyordum. Bana asılan oydu. Hadi ya. Peki Buket mutfağa girdiği zaman sen nasıl oluyordu da kızın üzerindeydin? Ha? Bakın size göstereyim. Beni fırına kadar sıkıştırdı. Ya bana inanmıyorsanız size yanık izlerini göstereyim. Yiğit, sen bizim bunu yuttuğumuzu mu sanıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yaptığın korkunç bir şey. Bakın gerçekten ben... Hem de en yakın arkadaşın yan odadayken. Ya gerçekten ben böyle bir şey yapmadım diyorum size ya. Nasıl yaparsın ya? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Yani işte aynen böyle oldu. Şimdi bana inandın mı? Evet, ben inandım. Ha, ben de inandım. Emin misin Buket? İstersen sana da göstereyim. Kalk, nefes alamıyorum. Ay. Ne yapacağız şimdi? Murat'ın o kızla evlenmesine izin veremeyiz. Dur bakalım. Nikahı bozmadan önce durumun ne kadar vahim olduğunu anlıyorum. Ay, durum çok vahim Yiğit. Ya eğer kız sana asıldıysa herkese asılabilir. Yiğit, Murat'a söylememiz lazım. Evet. Ora! Merhaba, Gaye'yi evine bıraktım biraz önce. Ha, çok iyi yapmışsın. Biliyor musun Murat, biz daha evvel sizden bahsediyorduk. Yiğit'in sana söylemek istediği çok önemli bir şey var. Neyse, biz sizi yalnız bırakalım. Ne yapıyorsun? Gelsene Buket'cim. Biliyor musun Murat? İki kızla aynı evde yaşamak gerçekten çok ilginç bir şey. Bak Yiğit, sen bana bir şey söylemeden önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Gaye hakkında mı? Evet, bana mutfakta olanları anlattı. Anlattı mı? Her şey mi? Her şeyi. Oh. Ne yapacaksın şimdi? Seni affedeceğim. Yani en doğrusu da bu tabii. Ne? Beni affedeceksin? Evet. İnsanlık hali işte, seni anlıyorum. Söz konusu Gaye gibi bir kız olunca insanın en yakın arkadaşı bile etkilenebilir. Üstelik lise yıllarında ona aşık olduğunu düşünürsek... Ne? Unutma, lise yılları çok gerilerde kaldı Yiğit. Bir daha olmasın. Hadi görüşürüz. Yiğit, kaçamazsın. Ya Murat'a her şeyi anlatmak zorundasın. Anlatamam. Gaye ile bir ömür paylaşacak. Ama kim bilir karısını da kaç kişiyle paylaşacak. Yapamam, öldürür beni. Yiğit, bak bir karar vermek zorundasın. Yani sen şimdi burada oturup en yakın dostunun hayatını mahvetmesine izin mi vereceksin? Hı? Diğer şıklar ne? Yiğit. Şaka şaka. Keşke bunların hepsi şaka olsaydı. İyi ki Murat'ı Yiğit'in aramasını beklememişiz. İyi ki. Ne? Murat'ı siz mi aradınız? Evet. Sen eve gelmeden önce aradık. Birazdan burada olur. İnşallah. Eyvah. Benim hemen gitmem lazım. Yiğit. Yiğit. Düğün yarın. Haklısın. Ben onun nikah şahidiyim. Onun en yakın dostuyum. Her şeyi ona anlatmalıyım. Yiğit, kapıya bakar mısın? Tamam, tamam. Bu evde bütün pis işler bana kalıyor zaten. Merhaba millet. Merhaba Murat. Ne haber? Merhaba Murat. Hayırdır dostum? Bana önemli bir şey söyleyecekmişsin. Evet. Murat şimdi...
Zeynep, Buket, ben. Ha Buket, hadi gel dışarı çıkalım. Akşam yemeği için. Ha iyi fikir, ben de sizinle geleyim ha. Ve nikah şahidim için küçük bir hediye. Bir şişe viski. Sağ ol be Murat. Ya biliyorum viski sevmezsin ama... önemli olan düşünmek, öyle değil mi? Tabii. Ayrıca indirimdeydi. Ne de olsa bundan sonra harcamalarıma dikkat etmem lazım, öyle değil mi? Tabii, tabii. Aa, para konusu açılmışken Yiğit. Abi bana bir akıl ver ya. Şimdi şöyle bir durum var. Hani benim çalıştığım pazarlama şirketi var ya. Hı. Gaye o şirketin benim olduğunu sanıyor. Aa, neden öyle sanıyormuş? Galiba ona ben söyledim. Ya korkacak ne var canım? Yani ona doğruyu söyleyebilirim. Ne de olsa beni seviyor, öyle değil mi? Ya. Murat. Gaye hakkında sana söylemem gereken önemli şeyler var. Evet dostum. Ben... biraz içki içsem daha iyi olacak galiba. Sen de içer misin? Yok abi sağ ol. Ucuz içki bana dokunuyor. Kalk. Murat. Ne? Abi sen neden böyle yapıyorsun ya? Yani sen eskiden her gece ayrı bir kızla çıkardın ya. Evet abi. Hatta bir ara rehberdeki tüm kızlarla çıkmak gibi bir fantezim bile vardı. Ya böylece bir insanlık görevini de yerine getirmiş olacaktım. Alfabetik olarak tabii. Ama artık bir tek kızla olacaksın. Yani ömrünün sonuna kadar Gaye ile ya. Ya abi en azından G harfine kadar gelebilmişim. Murat, H harfine geç. Abi ne söylemeye çalışıyorsun sen bana ya? Bak Murat. Ben en iyisi biraz daha içeyim. Evlenmek, araba satın almak gibi bir şeydir. Evet. Yani sen bir arabayı satın alırsın. Onun ilk sahibi olduğunu düşünürsün ama... onun daha önce birçok sahibi olmuştur. He? Ve bazen de yavaş görünen bir araba... düşündüğünden çok daha hızlı olabilir. Anladın mı dostum? Hayır. O zaman ben biraz daha içeyim. Yiğit. 2 saattir seni bekliyorum abi. Ne söyleyeceksen söyle artık ya. Ne olmuş abi Gaye'ye? Bunu söylemeyi hiç istemezdim. Murat. Murat. Bunu söylemeyi hiç istemezdim ama... buna mecburum. Bak şimdi. Ben mutfağa gittim. Fırındaki böreği çıkardım. Eğildim. Arkadan Gaye. Ondan sonra... arkasına da oturuyordum. Aa dedim. Tabii. Kontakt lens, saçlar, zayıf. Aa dedi ta, şişman gözlüklü. Ne dedi? Dedi, o ben. Tabii o ben. Dedim, içeri git daha iyi. İçeri git daha iyi olur. Ay, evleniyorum, ölmüyorum ki dedi. Sonra da hey, geliyor. Hayır. Fırına dikkat. Anladın mı?
kelime bile anlamadım. Ya anlamıyorsun, anlam... Bak, seni... Seni bilardoya gönderecek. Ben bilardo bilmem ki. Tamam, tamam. Sana ben öğretecekmişim. Çocuklar. Zeynep. Hı? Gözlerini lütfen biraz daha yavaş kırpar mısın? Sesi kulaklarımı sağır ediyor. Hı? O kadar çok viski içersen olacağı budur Yiğit Bey. Üstelik hala Murat'a anlatmış değilsin. Söylemesine söyledim. Ona gerekli bütün kelimeleri verdim. Hı. Tek yapması gereken şey kelimeleri doğru yere koyup cümleyi kurmak. Ama bunun için fazla ayıktı. Sen de o kadar sarhoştun ki sana pijamalarını giydirip seni o yatağa yatırıncaya kadar canımız çıktı. Umarım benden faydalanmamışsınızdır. Ben biliyorsun ben birkaç kadeh içince kolay kanarım. Hiç bu kadar aç bir nikah memuru görmedim. Şans işte Periş. Adamı bugün tek kıyacağı nikah bizmişiz. Onun için de bütün iştahını bize saklamış. Yolda gelirken iştahı kapansın diye simit yedirdiydim ama hiç nafile baksana. Simit olur mu üstüne? Ayıp şey. Adama simit mi verdin? Bırak bir şeyler yesin bari. Aa. Bununki yemek içmek değil ki baksana. Bununki silip süpürmek. Hem bırak da yesin ne demek canım? Dünya kadar para verdim ben onlara. Bir an evvel nikahı kıysın da mutfaktakileri kurtaralım bari. Ne cimri adamsın üstüne? Üç kuruş harcadın, üç gündür konuşuyorsun. Senin problemin ne biliyor musun Periş? Sen parayı harcanacak bir şey zannediyorsun. Neyse Hüsnücüğüm, böyle bir günde münakaşa etmeyelim. Ne romantik değil mi? Birdenbire anılar canlandı. 30 sene evvel bir cumartesi günü neler olduğunu hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Derbiyi kaçırmıştım. Ben gidip geline bir bakayım. İyi edersin. Murat nerede? Yukarıda son dileğini düşünüyordur herhalde. Ay Gaye çok güzel bir gelin oldun. Teşekkür ederim. Evet, çok yakıştı. Bence daha sık gelinlik giymelisin. Bu gerçekten harika bir gelinlik. Eminim çok da pahalıdır. Evet, aslında oldukça pahalıydı ama Murat için çok küçük bir rakam. Ne de olsa koskocaman bir pazarlama şirketi var. Nikah memuru başlamaya hazır olduğunu söylüyor. Ne heyecanlı değil mi? Sen de evlenmeye heveslenmedin mi? Canım sıkıştırma şimdi çocuğu. O hala hayatının erkeğini bekliyor. Hüsnü, hadi şu düğün marşını koy da çalmaya başlasın. Yok ki. Yok mu? Hüsnü gelirken bir yerden al demedim mi sana? Niye almadın? Tüm niye sadece bir defa kullanacağım bir şey için 5 lira vereyim Periş? Bunu evlilik cüzdanımıza 5 lira vermeden önce düşünecektin Hüsnü. Ya müziğe ne gerek var canım? Şöyle yavaş yavaş mırıldansak olmaz mı? Hacı merak etmeyin canım. Ben o meseleyi çözdüm. Nereden çıktı şimdi bu da? Bizim Ramazan davulcusu Hilmi yok mu? Ondan aldım. Düğünde davul çalınmaz. Çalınır, neden çalınmasın? Atalarımız savaşa bile davulla gitmiyorlar mıydı? Nedir o mehter? Yestir Allah! Nesling deden, yedin baba, hepa hava, Türk milleti, orduları. Ben bakarım ama lütfen sessiz olun, lütfen. Ha, merhaba. Ne haber? Nereye gidiyorsun sen? Abi Gaye ile konuşmam lazım. Olmaz. Gelin nikahtan önce damadı görmek istemiyor. Çık. Abi bir dakika. Ya sen çık dışarı, şurada dur. Şurada dur, ben seni çağıracağım. Çık. Allah çık. Allah. Dur orada. Aferin, bekle. Oh. Tamam, gelin hazır. O zaman herkes yerini alsın. Unutma, elma dersem çık, armut dersem çıkma.
İstediğin meyveyi söyle. Ama ne olur bağırma, ne olur. Bırak, hazırlan. Elma ile armudu karıştırdı galiba. Armut! Gaye! Gaye, her şey yolunda mı? Aa, burada değil. Belki de banyodadır. Ne oluyor ya? Ne bileyim ben. Çocuklar gayet burada da değil. Aha, şuraya bakın. Pencere açık. Pencereden kaçmış. Ne? Neler oluyor Periş? Sanırım dışarı çıkıyorlar. Çalıştım. Çal. Üstadcığım, üstadcığım. Bir dakika, bir dakika. Lütfen, lütfen. Gaye kaçmış, gitmiş. Murat'ı terk etmiş. Allah. Yani nikah iptal mi oldu? Bir dakika. Kimse pastaya dokunmasın. Bozulmadan götürürsen belki iade alırlar. Anlamıyorum. Neden çekip gitti? Ben de anlamıyorum. Halbuki çok olgunca karşılamıştı. Neyi olgunca karşılamıştı? Ona Murat'ın şirketin sahibi değil de sadece pazarlama müdürü olduğunu söyledim. Ay Allah ya. Bunu ben nasıl düşünemedim? Çünkü sen benim kadar zeki değilsin. Eyvah. Bu kötü haberi Murat'a ben vereceğim tabii, değil mi? Yazık ya. Çocuk çok üzülecek, kahrolacak. Murat, şimdi söyleyeceklerimi duyunca... Tabii burada olsa duyardı. Aa, o da mı kaçmış? Sevgili Yiğit, dün akşam için çok teşekkürler. Gözümü açtın. Ben bir kızla yetinemem. Not, pazartesi H harfine başlayacağım. Sevgiler Murat. Ne kadar güzel bir nikah oldu, değil mi Perihan? Şu pahalı şekerleri yaptırmasaydın bari. Canım ne böyle hocam, ne bileyim? Aa, yemekler, pastalar, nikah memuru. Paramızı sokağa attık. O zaman paramız boşa gitmesin Hüsnü'cüğüm. Nasıl olacak o? Seninle ben nikah tazeleyelim. Dalga mı geçiyorsun Periş, bir tanesi bile fazla? Aa, Hüsnü amca yapıverin gitsin işte. Hem çok da hoş olur. Evet evet, hadi Hüsnü Bey amca. Hadi, hadi evlenin hadi. Hadi nikah bas da daha fazla üzme kızı. Evlenme. Sen bilirsin Hüsnü. O zaman bütün masraflar boşa gider. Peki tamam. Ama bunu sadece senin için yapıyorum Periş. Nikahta keramet var demişlerdi. İnşallah ikincide görürüz o kerameti. Sevgili konuklar, bugün bu iki insanın mutluluğunu paylaşmak için buradayız. Madem şöyle bir ikinci nikah yapıyoruz, nikah tazeliyoruz. Tam edebinden, adabından davullu zurnalı olsun, he? Hadi bakalım. Oldu değil mi? Bence de ya. Evet. Bu işi resmiyete dökme vakti gelmişti değil mi? Dalga geçme Yiğit. Bugün iyi atlattık. Daha hiçbir şey atlatmadık Hüsnü'cüğüm. Daha bundan sonra gerdek gecemiz var. İlk gece ne yaptıksa hepsini yapacaksın. Kendimi kıracağım Periş. Yaparız. Sen üstünü değiştir. Ben de tavlayı getireyim. Sabahın üçünde sen niye ayaktasın? Ya bu gürültüden uyuyamıyorum. Hangi gürültü? Ya bu tavandaki gürültü, duymuyor musun? Bu mu? Seni ayakta tutan buysa ben tavanda yürümeyi öğrenebilirim. Sabah
hakikaten bu gürültüyü çekemem. Buna derhal bir çare bulmam lazım. Yapma işte, dur Allah aşkına. Nereye gidiyorsun? Yukarı çıkıp çocuklara yürümeyin mi diyeceksin? Aa, yürümek en doğal, en tabii şeydir. Bir temel içgüdü. Aynı şey gibi. Ay, temel içgüdüden bahsettiğim adama bak. Eryan, seninle evlenirken iyi günde kötü günde beraber olmak için yemin ettik. Çok merak ediyorum, bu iyi gün ne zaman gelecek? Hadi git yat Hüsnü, hadi git yat. Sen ne yapıyorsun? Uykum kaçtı, mecmuaya bakacağım. Olmaz öyle şey. Sen de benimle geliyorsun, doğru yatak odasına. Sahi mi söylüyorsun Hüsnü? Evet, gel benimle konuş. Seninle konuşayım mı? Evet, sen konuşunca çok güzel uyuyorum Periş. Yiğit! Sen ya, ya böyle bir zamanda nasıl mışıl mışıl uyuyabiliyorsun hiç anlamıyorum. Özür dilerim. Yatağa yatınca uyumak nereden aklıma geldiyse. Yiğit, Buket hala eve dönmedi. Sana diyorum ki, Buket hala eve dönmedi. Ha. Odada yalnız olmaya korkuyorsan yanıma kıvrılabilirsin. Ama söyleyeyim, hayatta bu kanepede yatmam ben. Tamam. Nedir problemi söyle. Birincisi, Buket işten çıktıktan sonra şirketten kızlarla dışarı çıktı ama hala eve dönmedi. Telefonunu binlerce defa aradım fakat açılmıyor. İkincisi ne? Nasıl yani ikincisi ne? Zeynep, bir cümleye birincisi diye başlıyorsan genellikle ikincisi diye devam eder. Hadi şimdi söyle ikincisini. İkincisi bir an yok. Yok. Sana diyorum ki Buket hala eve dönmedi. Ne yapacağız biz şimdi Yiğit? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam bak. Şimdi sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi ben yatmaya gideceğim. Sen de yatmaya gideceksin. Buket de gelince yatmaya gidecek. Böylelikle hep birlikte yatacağız. Ayrı ayrı. Hayır efendim, ben yatamam. Benim gözüm uyku girmez ki. Benim aklım Buket'te. Hayır, ben oturup onu bekleyeceğim. Tamam, sen bilirsin. İyi geceler. Bu arada saat kaç? 3:10 geçiyor. Teşekkürler. Ya. 3:10 mu geçiyor? 3:10 mu geçiyor? Neden bana saatin 3:10 geçtiğini söylemedin ha? Ben saat 12'den önce Buket'e gidiyordum. Ya nasıl bu kadar geç kaldı anlamadım. Ya nasıl bu kadar rahat oluyorsun anlamıyorum ya. Eyvah. Tamam sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam işte. Yiğit. Yiğit çok korkuyorum. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu saate kadar nerede kaldı bu kız? Telaşlanma canım. Mantıklı bir açıklaması vardır elbet. Ne gibi mesela? Ne gibi? Ne gibi mesela? Şey gibi. Mesela Buket şirketten arkadaşlarıyla birlikte bir restorana yemek yemeye gitmişlerdir. Orada da canlı müzik vardır. Yan masadaki gençler de onları dansa kaldırmışlardır. Buket'i bilirsin yani, zamanın nasıl geçtiğini bilmez. Sonra saate bakıp ay saat çok geç olmuş demiştir. Ve oradaki adamlardan bir tanesi onu arabasıyla eve bırakmıştır. Sonra da adam sarhoş olduğu için gidip bir otobüse çarpmıştır. Ve şimdi de ikisi çoktan öbür dünyayı boylamışlardır. Ya otobüse çarpıp sarhoş olduğunu nereden çıkardın? Senin canlı müzik ve dans saçmalığını çıkardığın yerden. Tamam. Öyle olsun. Dans yok, adamlar yok. Anlaştık. Bak, aynen şöyle olmuştur. Buket kız arkadaşlarıyla birlikte bir yerde oturmuş kola içiyordur, tamam mı? Sonra da hep birlikte saate bakmışlardır ve saatin çok geç olduğunu anlamışlardır. Bir taksiye doluşmuşlardır. Taksi şoförü de yaşlı tonton bir amca, tamam mı? Sonra da yola çıkmışlardır. İlk önce de Buket'i bırakmaya karar vermişlerdir. Buket şimdi de sağ salim yoldadır. Hani nerede? Nerede o zaman? Şimdiye kadar çoktan sağ salim burada olmalıydı. Haklısın. Nerede kaldın kız? Nerede kaldın? Çok geç kaldı. Bak ben sana söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Bak çok geç kaldı. Tamam. Ben iyiyim.
Senin bu kadar soğukkanlı davranacağını bilseydim hiç söylemezdim Buket'in dönmediğini. Ay Buket, nihayet döndün. Nerede kaldın Buket? Neredeydin, söyler misin? Ha, saatin kaç olduğundan haberin var mı? Saatler önce evde olman gerekiyor. Telefon denen şeyden haberin var mı? İnsan bir arar, merak etmeyin Hüseyin der. Hüseyin, seni defalarca aradım ama telefonunu açmadın. Aklımı kaçıracaktın. Zeynep ve ben seni nasıl merak ettik bilemezsin. Aklıma neler geldi biliyor musun? Acaba bir kapkaççının saldırısına mı uğradı? Yoksa bir kaza falan mı geçirdin diye kafayı yedik evde, kafayı. Bizi hiç düşünmez misin sen ha? Bizi hiç düşünmez misin ha? Yeter artık! Kesin! Farkında değilsiniz galiba. Ben kendime sahip çıkabilecek kadar büyüdüm. Ve siz ikinizin bana annem ve babammış gibi davranıp çocuk muamelesi yapmanızdan bıktım, usandım artık. Aldın mı ağzının payını? Bu tamamen senin hatan annesi. Ona bu kadar yüz vermeyecektin. Tamam, hadi gidip bakalım derdi neymiş. Sen dur. Biz önce bir ana kız konuşalım. Buket. Buket, çok özür dilerim. Bize kızmakta çok haklısın gerçekten. Lütfen ağlama. Ben ona ağlamıyorum ki. Ha. Ya üzülme canım. Neye ağlıyorsan ağlama işte. Bir şey ne kadar kötü olabilir ki? O kadar kötü demek ki. Eğer bunu öğrenirlerse, annem öğrenirse, babam öğrenirse. Peki ben ne olduğunu öğrenebilecek miyim? Buket. Buket. Hadi anlat bana lütfen. Hem rahatlarsın. Rahatlar mıyım sence? He, en azından benim rahatlayacağım kesin. Bu akşam şirket yemeği yapacaktık ya. Bizim Osman Aksaray'da bir yer biliyormuş. Yemekleri hem lezzetliymiş hem de ucuzmuş. Tekile diye bir yer. Biz de ay sonu kesemize uyar dedik, oraya gittik. Önce üst katta yemek yedik. Sonra da dans etmek için alt kata indik. Ekosili masa örtüleri vardı. Birden çocukluğumu hatırladım. Bizim evde de her şey ekoseliydi. Ekoseli masa örtüleri, ekoseli perdeler, ekoseli etekler. Benim ellerim bile ekoseliydi. Buket, sadede gelsene artık, ne oldu? Bir çocukla tanıştım, çok tatlıydı. Dans ettik, saatlerce sohbet ettik. E çok güzel vakit geçirmişsiniz işte, daha ne? Alçak tekiymiş. Ya. Çok güzel gözleri vardı. Bir de kahverengi siyah benekli köpeği vardı. Bara köpeğini de mi getirmiş? Hayır. Köpek Trabya'daki evindeymiş. Biliyor musun, Trabya Sarıyer'den önce gelir. Böyle kocaman bir terası varmış. Deniz manzaralı. Buket. Bir de Tarık diye yeğeni varmış. Aslında yeğeniyle aynı evde oturuyormuş. Buket, neden ağladığına gelsek diyorum. Tam çıkacakken o bana şey sordu. Onunla çıkmak isteyip istemediğini mi sordu? Ne? O şey sordu. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Onu ne kadar beğendiğini mi sordu? O beni şey sandı. Deli. Deli. Deli kız mı? Sakın Yiğit'e söyleme, tamam mı? Utançımdan ölürüm. Her şey yolunda mı? Yolunda. Her şey yolunda. Ha, iyi o zaman. Ben de dışarıdan demin bir ağlama sesi falan duydum sandım ama... Yok canım, ne ağlaması? Ben kahkahalarla gülüyordum. Görüyorsun işte, her şey yolunda.
Buket. Bu gece nereye gittin? Git canım. Tekila diye bir kulübe gitmişler. Tekila mı? Hmm. Ya oraya gidilir mi ya? Orada seni tele kız zannederler. İnanmıyorum Zeynep. Hemen ona söylemişsin. Yoksa seni tele kız mı sandılar? Evet. Kendimi çok ucuz hissettim. Ucuz mu? Ne ucuzu canım? Orada kızlar var ya, ateş pahası ateş. Çok pahalı görsen. Bir arkadaştan duymuştum. Sufan arkadaşça davrandım diye nasıl olur da beni şey zanneder? Buket, yani bir de işe iyi tarafından bak. Hangi iyi tarafı ya? Adam güzelden anlıyormuş. O kadar tecrübeli arasında seni seçmiş. Çok komiksin biliyor musun sen? Ya ben sadece şaka... Gerçekten çok komiksin. Ha seninle birlikte aynı evde yaşadığımız için kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki. Çünkü her zaman sana güvenebileceğimizi çok iyi biliyoruz. Evet, işler sarpa sardığında ya da moralimiz bozuk olduğu zaman... ...sen hemen gelip o aptal esprilerinden birini patlatıveriyorsun. Sağ ol Yiğit. Çok sağ ol. Tamam, tamam. Geldim, geldim. Allah Allah. Ne oluyor ya? Geceleri takır tukur ayak sesleri, şimdi güm güm kapı yumruklamalar. Daha ne istiyorsun Hüsnü? Her seferinde değişik bir gürültüyle uyanıyorsun, fena mı? Kim o? Sen polis memuru, Zahmet. Kimliğinizi görebilir miyim? Hüsnü, gerçek polis kimliğiyle sahtesini ayırt edebiliyor musun? Yoo. O zaman uzatma da aç kapıyı. Buyurun memur bey, hayırdır? Beyefendi, hanımefendi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, geçin içeri. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Beni ben izah edeyim memur bey, trafik ceza şeyler neden ödemediğimi. Hangi trafik cezalarını? Yani benim makbuzlardan haberim bile yoktu. Herhalde arabanın camından uçmuş olacaklar. Yoksa ne olacak yani? Beşini birden öderdim, vallahi. Beyefendi. Ben trafik cezaları için burada değilim. Hangi trafik cezaları? Bakın ben ahlak masasından geliyorum. Ah, o zaman kesinlikle yanlış yere geldiniz. Buket Hanım arıyordu. Kendisini binaya kadar takip ettim. Evet, yukarıda oturuyor. Bir dakika, bir dakika. Siz Buket'i niye arıyorsunuz? Buket ne yapmış olabilir ki? O dünyanın en saf kızıdır. Öyle değil mi Hüsnü? Evet, evet. Çok saftır. Onu niye tutuklayacaksınız? Sadece Buket Hanım'ın hangi dairede oturduğunu söylerseniz çok sevineceğim. Tamam, tamam. Buyur, ben size göstereyim. Memur bey, memur bey bir dakika. Ben de düşündüm de yukarıda gerçekten çok garip şeyler olmakta. Hem de çok garip. Ne gibi? Yürüme. Bizim memlekette de vardı böyle kısa boylu biri. Geceleri durmadan aşağı yukarı yürürdü. Sonra da anlaşıldı ki çok ciddi bir psikopatmış. Çok özür dilerim. Gerçekten bak ben... Sen nereye gidiyorsun? Biraz yürüyüp geleceğim. Bu saatte mi? Niye? Çünkü kendimden nefret ediyorum. Kendinden yarın sabah nefret etsen olmaz mı acaba? Saat sabahın üçü. Zeynep, şaka yaptığımı sanıyorsun ama... ...ben çok ciddiyim ve kendimden nefret ediyorum. Buket'in teselliye ihtiyacı vardı. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Yarasına tuz bastım. Kim bu ya? Kim o? Abi. Bir bu eksik. Şey, ya pardon ben Buket Hanım'ı arıyordum. Sen kimsin? Buket. Bu! Bana tele kız diyen işte bu! Bunun ne olduğuna emin misin? Kırılmış mı? Hayır, hayır. Sadece parmaklarını incitmişsin o kadar. Yok, elimden bahsetmiyorum. Adamın suratından bahsediyorum. Ya bir şey var, ne olmuş? Sakin ol. Şimdi amcayla Beren teyze onunla ilgileniyorlar. Telaşlanma. Telaşlanma mı? Telaş... Ben bir polisi yumruklamışım. Sen kalkmış bana telaşlanma diyorsun yani, öyle mi? Merak etme Yiğit, bir şey olmamıştır. Sor.
Küçük bir yara bandınız var mı? Aa evet, ilaç dolabında 3. rafta Pelin teyze. Sok şunu. Bak gördün mü, küçük bir yara bandıyla idare edebildiklerine göre önemli bir şey yok. Ay yo, yara bandı Hüsnü için. Buz çıkarırken elini kesti de. Buz mu? Ha, ben hapsi boylayacağım diye Hüsnü Bey kutlamalara mı başlıyor yani? Ne kutlaması Yiğit? Buzları memurun başındaki şişliği indirmek için çıkardı. Şişlik mi? Bir de adamın kafasını mı şişirdim yani şimdi ben? İşe bak. Bir de sen kalkmış bana telaşlanma diyorsun ya. Ya sakin ol. Sakin mi olayım? Sen bir polisi dövmenin cezası ne biliyor musun? Ne? Hiçbir fikrim yok. Bence ömür boyu hapis yatarım. Nasıl oldu? Sakin ol Yiğit. O kadar ciddi bir şey değil. Oh, rahatladım. Teşekkürler Perihan Hanım. Kendi başına ayağa kalkabildiği zaman durumunu daha iyi anlarız. Ne? Ben bittim. Ben mahvoldum. Tabii. 2 dakika önce yatağımda mışıl mışıl uyuyordum. Şimdi polisin arananlar listesinde 1 numarayım ben. Ah! Yavaş, yavaş, yavaş. Acele etmeyin. Acele etmeyin, yavaş. Hiçbir şey yok. Hala biraz başı dönüyor da. Şimdi bana söyleyin. Bana vuran hanginizdi? Yiğit, sakın ona senin yaptığını söyleme. Memur bey, size vuran bendim ve karakola gitmeye hazırım. Aa, bir dakika. Yiğit size yanlışlıkla vurdu. O şiddet kullanan biri değildir. Zaten öyle olsaydı ben sizi uyarırdım. Sağ olun. Memleketin sizin gibi vatandaşlara ihtiyacı var. Ha, ihtiyacınız varsa Hüsnü'yü hemen alıp götürebilirsiniz. Bana neden vurdunuz? Yani bunu yaptığınız için kendimi çok kötü hissediyorum. Adamın kafasını şişirmekle kalmamışım, bir de kalbini kırmışım. Bana neden vurduğunuzu hala anlamış değilim. Bunu anlamamanızı çok iyi anlıyorum. Anlatayım. Bakın, siz bu akşam Buket'e hakaret etmişsiniz. Ben de sizi serserinin biri sandım ve yumruğu çaktım. Şimdi anladım. Buna çok sevindim. Ben de zaten bu yanlış anlamadan dolayı Buket Hanım'dan özür dilemek için gelmiştim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sonra siz bana vurdunuz. Ben de sizden çok özür dilerim. El sıkışalım mı? Peki, anlaştık. Evet, artık her şey tatlıya bağlandığına göre ben size soğuk bir bira ikram edeyim. İyi gelir. Gel üstüne. Sen de bana yardım et. Lütfen, hiç zahmet etmeyin. Görev başındayken zaten içki almamız yasak. O zaman kakaolu bir süt iç. Kakaolu süt? Ha, tabii, çok iyi gelir. Şifa niyetine. Ben şimdi yapar getirmişler sen kakaolu sütü. Periş, kakaolu süt nasıl yapılıyordu kız? Sen deli edersin üstünü, deli. Ben kakaolu sütü bakayım. Bu saatte hala çalışıyor musunuz? Evet, bir suçluyu yakalamak üzereyim. O zaman biz size mani olmayalım. Demek bir suçluyu yakalamak üzeresiniz. Ay çok heyecanlı. Kimmiş o suçlu? Sensin güzel kardeşim. Ben miyim güzel kardeşin? Evet. Bir polis memuruna saldırdın. Olmaz. El sıkıştığın kişiyi tutuklayamazsın. Kurallar böyle. Ya aynı evden çıkarken sağ ayağınla başlamak zorunda olduğun gibi. Böyle bir kanun yok hanımefendi. Yani birisi bir polis memuruna saldırırsa tutuklanır. Kanun böyle diyor. Pardon, biraz başım döndü de galiba otursam iyi olacak. Bakın memur bey, ben sizin polis olduğunuzu bilmiyordum. Yani sizi sapık sanmıştım. Sapık mı? Yani sizin asıl amacınız bir sapığı mı yumruklamaktı? Evet, aynen öyle. Böyle olunca bütün işler değişir. O zaman dava bir sapığı yumruklamak kastıyla bir polis memuruna saldırıya giriyor. Aynen, ha? Yine de kanuna göre benim seni tutuklamam gerekiyor. Ay. Sen ne yapıyorsun orada? Ben? Tuz alıyordum. Memur bey, o sizin polis olduğunuzu bilmiyordu ama, değil mi? Aynen öyle. Yani kimliğinizi göstermediniz ki, nereden bilebilirdim? Bunu bir
düşüneyim. Allah Allah, Allah Allah. Bunda düşünecek ne var, ben hiç anlamıyorum Zeynep, ya. Zeynep, Zeynep. Bir dakika, bir dakika. Bu adam kendini ne zannediyor böyle? Zeynep, ha? Bırak da düşünsün. Ne olur evet, ya. Evet, sen kendini ne Buket, zannediyorsun adam böyle? Düşünüyor, görmüyor musunuz? Ayrıca benim kız arkadaşıma tele kız muamelesi yapıp onu aşağılama hakkını sana kim veriyor? Bana bunu bir söyler misin? Hanımefendi, ben bir polis memuruyum. Ve bir polis memuru olarak sokakları suçlulardan temizlemek benim görevim. Ve görevimi yaparken ne gerekiyorsa yapmaya da hakkım var. Anlaşıldı mı? Hala bir kimlik ya da herhangi bir şey göstermediniz. Hüsnü'ye göstermişti. Ben de kanunlar hakkında bir iki şey biliyorum herhalde. Bilir, polisiye filmleri hiç kaçırmaz. Mesela bu yaptığının yasalara aykırı olduğunu çok iyi biliyorum. Buna var ya resmen tuzağa düşürmek denir. Aslında sen iki tane kocaman yumruğu hak ediyorsun. Memur Bey, siz onun kusuruna bakmayın. Zeynep biraz sinirlidir de o kadar. Tabii canım. Zeynep haklı. Bu ne biçim görevmiş böyle? Masum kızları ayartmak, onlara uygunsuz tekliflerde bulunmak falan filan. Ben hiç kimseye uygunsuz bir teklifte bulunmadım hanımefendi. Tam aksine benim görevim bunu yapanlara engel olmak. Neden insanların mutluluğunu engelliyorsunuz? Sen benimle karakola geliyorsun. Eyvah, ben bittim, mahvoldum. Şimdi beni kustanda atarlar. Tatlılar ve pastaların ötesinin daha yarısına gelmiştik. Asla bitiremeyeceğim ya. Kariyerim başlamadan bitecek. Hiç kimse sabıkalı bir şef istemez. Düş bakalım, düş önüme, düş önüme. Ne olur. Bir dakika dur, ne olur. Aman aman aman, bir dakika bir dakika memur bey. Yavaş olun biraz lütfen. Bu tarz insanlara biraz daha hassas davranmak gerek. Bu tarz insanlara? Evet, bu tipler biraz hassas oluyorlar da. Hangi tipler? Yani anlarsınız işte. Yeni bu bıyıkları Allah kirim alsın. Bak bakışlara bak. Yok yok, ben değil, o. Sen öyle misin? Bazen öyle, bazen böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Komiser bir eşcinselden dayak yediğimi duyarsa beni ağzına sakız eder. Hem şahit de var. Şahit mi? Yok canım, şahite ne gerek var? Bu ne bu? Bileklerimizi birbirine kelepçelemeyecek misin? Ya ben bu sene terfi almayı bekliyordum. Ay, demek o kadar iyisin. Yani elinden hiç kimse kurtulamaz, öyle mi? Evet. Hayır. Mesai arkadaşlarım ve komiserim bunu kesin yanlış anlarlar. Siz hiç merak etmeyin. Biz doğruyu anlamaları için elimizden gelen her şeyi yaparız. Buket Hanım, şu biraz önce bahsettiğiniz kanun maddesi. İşte tam burada. Bakın, elini sıktığınız birisini tutuklayamazsınız diyor. Kanun yazıyor. Biliyordum. Siz süper bir polissiniz. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Teşekkürler. Müsaade. Sizi yolcu edeyim. Buket Hanım, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. İzin verir misiniz? Tamam, bir şey yok. Bu akşam için... şey diyecektim. Yani bu akşam size kulüpte söylediklerimden dolayı gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Gerçekten mi? Kendim şimdi çok daha rahatlamış hissediyorum. Ya seni zaten kulüpte gördüğüm zaman ne düşündüm kendi kendime biliyor musun? Bu kız hiç de tele kıza benzemiyor. Tele kız olması ne kötü diye. Çok naziksiniz. Kendimi affettirmek için yarın akşam seni yemeğe davet etsem kabul eder misin? Bildiğim çok iyi ev yemekleri yapan bir lokanta var. Ne dersin? Olabilir. Tamam o zaman. Anlaştık. Yarın görüşürüz. Gel seni de giderken evine bırakayım. Ama arabanın arka koltuğunda oturman şartıyla. Buna gerek yok. Ben zaten burada oturuyorum. Burada mı oturuyorsun? Ya hayır, sen burada oturmuyorsun. O burada oturuyor. Değil mi Buket?
Evet, ama onunla beraber. Onunla mı? Ve benimle. Onunla ve benimle mi? Hayır, onunla ben ve bizimle o. Yani aslında onunla o ve o. Hayır, onunla o ve kelebek. Siz üçünüz burada mı oturuyorsunuz? Ve hep birlikte. Bak Buket, aklıma ne geldi? Şu yarın akşamki yemeği lokanta yerine benim evde yemeği ne dersin? Baş başa, anlarsın ya. Anlıyorum galiba. Güzel. Biliyor musun? Seninle ilk karşılaştığımızda öyle bir yerde olduğum için beni o tarz bir kız sandın. Sonra da burada daha farklı bir kız sandın. Ben de seninle ilk karşılaştığımızda o restoranda senin alçağın teki olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra arkadaşım yiğidi tutuklamaktan vazgeçince iyi bir insan olduğunu düşündüm. Ama aslında seni seviyen hep aynı alçaklıktaymış. 13 yaşında alçaktan alçaktan sürünerek çık git buradan. Şey yani sadece... Ben boşum. Ama ben de seninle yemeğe çıkmayacağım. teşekkürler. 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 Beni koruduğun için sana çok teşekkür ederim. Sen benim kahramanımsın. Buket, senin için o memurun devriye arabasını bile yumruklarım. Bunu nasıl yaptın? Nasıl yaptın Buket? Of, of, elim, elim. Biraz olsan. Tamam. Nasıl, iyi geliyor mu bari? İyi, iyi. İyi ama ağrı birden omzuma geçti. Evet. Oh. Nasıl, daha iyi mi? Daha iyi. Allah Allah, şimdi de boynuma geçti Buket.